Başkan vekili konuşması yaparken benim yaptığım konuşmanın akıldan izandan yoksun olduğunu bahsetmek suretiyle sataşmada bulunmuştur. Söz istiyorum efendim. Buyurun Sayın Gök. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Ben ne söylediğimi biliyorum. Sözlerimin nereye gideceğini de biliyorum. Ülkedeki yaşanan gelişmeleri de çok yakından takip ediyoruz. 7 Haziran seçimlerinden sonra Suruç'ta patlayan bombada 33 yurttaşımızın hayatını kaybetmesi, daha sonra iki polisin evlerinde uyurken enselerine kurşun sıkılarak öldürülmesi üzerine, şehit edilmesi üzerine biz derhal parlamentoyu 29 Temmuz'da meclisi toplantıya çağırdık. Gelin terörü konuşalım. Neyi konuşalım? PKK terörünü konuşalım. Neyi konuşalım? DHKPC terörünü konuşalım. Neyi konuşalım? IŞİD terörünü konuşalım. Adını vererek dedik ki Türkiye kötü bir noktaya doğru gidiyor. Aman ha, sakın ha, bu kötü gidişi biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak görüyoruz. Parlamento tatilde gelin bu konuda burada işbirliği yapalım dediğimiz zaman 29 Temmuz'da AKP milletvekillerinin oylarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin terör konusuna verdiği önerge reddedildi. Reddedildi. Sonra ne oldu? 10 Ekim'de Ankara'da 103 yurttaşımız. Daha sonra yine Ankara'da 29, 34 yurttaşımız. İstanbul'da patlayan bombalarla yabancı yurttaşlarımız hayatını kaybetti. Böyle bir tablo olabilir mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin en duyarlı olduğu terör konusunda hangi desteği istediğinizi de size vermedik? Ne istediğinizi de vermedik? Ne istediğinizi de vermedik? Cumhuriyet Halk Partisi terörün Türkiye'nin gündeminden çıkartılmasını istiyor ama Cumhuriyet Halk Partisi şunu bilin ki ülkenin rejiminin sayısal çoğunlukla değiştirilmesine müsaade etmeyecektir. Laikliği sonuna kadar koruyacağız. Cumhuriyeti sonuna kadar koruyacağız. Terörle hesaplaşacağız ama ülkemizi demokrasiyle tanıştıracağız. Bunun için mücadele ediyoruz. Bu konuda söylenen her sözün bir anlamı var. Ülkeyi çatışmaya sürüklemeyin. Biz bu tehlikeyi görüyoruz. Sizleri uyarıyoruz. Defalarca da uyaracağız. Tarihi görevimizi yerine getireceğiz. Yeter ki siz Cumhurbaşkanı'nın vesayetinden bir çıkın. Başbakanınıza sahip çıkın. Teşekkürler Sayın Gök.